Herkese merhaba. Bugün yine Afganistan'a ve Afganistan'daki kadınların çığlığını konuşacağız. Bugün biraz daha gazetecilik bazında konuşacağız konuyu. Çünkü oradan çıkarılmayı bekleyen gazeteciler ve ailelerinin olduğunu biliyoruz. Onlarla birebir iletişimde olan kuruluşlardan biri de Gazetecilikte Kadın Koalisyonu. Damla Tarhan da Türkiye ve Orta Doğu Koordinatörü. Hoş geldin Damla. Böyle direkt konuya girdim ben. Daha yer ayırabilmek için bu konuya. Öncelikle nasılsın diyeceğim ama hepimiz çok yani üzgün ve kaygılıyız. Tabii sizler birebir oradaki insanlarla iletişim halindesiniz bir süredir. Nedir durum? Nasıl iletişime geçtiniz? Kaç kişiyle görüştünüz? Önce bu bilgileri alabilirsem senden, sonrasında mesajlar var birkaç tane sanırım, onları iletmeni rica edeceğim. Tabii ki Canan, öncelikle teşekkür ederim. Hakikaten bunları konuşuyor olmak bence çok kıymetli. Bunları duyurmak ve anlatmak çok önemli. Biz Rica Gazetecilik ederim. Kadın Koalisyonu olarak aslında pazar gününden beri 4 gündür çalışıyoruz. İlk yaptığımız şey alandaki gazetecilere direkt ulaşmak. Yani ilk anda, hatta sosyal medyada bile henüz paylaşım yapmaya zaman bırakmadan hemen alandaki gazetecilerle iletişim kurduk. Normalde kadın odaklı çalışıyoruz. Kadın gazetecilere dair her şeyi takip ediyoruz diyoruz. Ama bu artık öyle büyük bir insanlık krizine ve dramına dönmüş durumda ki tabii ki burada kadın erkek ayırt etmeksizin bütün gazetecilere yardım ediyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz bu süreçte. Bugün 4. gün ve neredeyse 2500'ün üzerinde mail aldık Afganistan'daki gazetecilerden yardım 2500. için. Kesinlikle, ve hala gelmeye devam ediyor. Ekip dediğim gibi gece gündüz çalışıyor, hiç durmadan çalışıyoruz ve onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ama durum hakikaten çok kritik ve dediğim gibi aldığımız mesajların biraz içeriğinden ve oradaki durumdan da bahsetmek isterim dilersen. Çok sevinirim. Ya ben geçen gün işte sosyal medyada yine ekip arkadaşlarınızdan biri paylaşmış, sevgili Ceren paylaşmıştı. O kadar etkilendim ki yani o 2-3 mesajı okuyunca bile cidden yani gözlerim doldu. Biraz anlatırsan olayın gerçekliğini daha net bir şekilde ortaya koyabiliriz belki de. Tabii ki. Hakikaten aslında maillere baktığımızda hem konuda hem gövdede ilk aldığımız mesaj şu oluyor: bizi kurtarın, ölmek istemiyoruz, hayatta kalmak istiyoruz. Yani çok temel olarak gazetecilerin bize ilk ulaştırdığı mesaj bu oluyor ve bunlarla başlıyoruz mailleri aslında. Temel olarak tabii ki hepsi Afganistan'dan çıkmak istiyor, başka ülkelere gitmek istiyorlar. Çünkü bize ulaşan neredeyse her gazeteci Taliban'dan tehdit mesajı ya da mektubu alıyor. Bunu çok net söyleyebiliyorum çünkü direkt olarak maile ekliyorlar tehdit maillerini ve mesajlarını. Ne Özellikle gibi tehditler var mesela? Nasıl neyle tehdit ediyor Taliban? Kadınları tecavüzle tehdit ediyor ve genel anlamda hem kadınları hem erkekleri, bütün gazetecileri öldürmekle tehdit ediyor. Yani çok yakında sizi öldüreceğiz, hatta işte kafanızı keseceğiz tabirinin çok geçtiğini görüyoruz bu tehdit mesajlarında ve maillerinde. İşte size tecavüz edeceğiz, ailelerinize aynısını yapacağız. Bu tarz tehdit mesajları alıyorlar gazeteciler. Ve bu çok yoğun. Hakikaten dediğim gibi neredeyse bize ulaşan her gazeteci bu tehditleri alıyor ve dolayısıyla her an öldürülme korkusuyla yaşıyorlar evlerinde. Bu bağlamda pek çoğu evden çıkamıyor. Gelen maillerde ve mesajlarda şunları duyuyoruz çoğunlukla: kaç gündür ne yemek yiyoruz, ne su içiyoruz, perdelerimizi kapadık, güneşi görmüyoruz, kapılarımızı kilitledik, Taliban sokağımızda devriye geziyor, evde sadece saklanmış durumdayız. Hiçbir yere çıkamıyoruz. En çok aldığımız mesajlar bu. Bunun yanı sıra Çok bazı üzücü. gazeteciler de şöyle dönüşler yapıyor: evde güvende değilim çünkü Taliban adresimi biliyor, tehdit mektupları aldım. O yüzden sürekli yer değiştiriyorum. Her gün yer değiştiriyorum. Biraz şanslı olanlar şöyle diyor: her gün başka bir arkadaşımda kalıyorum. Ama pek çoğu da sokaklarda saklanıyorum, evsizim, hiçbir eve giremiyorum korkudan ve sürekli kaçıyorum diyorlar.
İşin bir diğer boyutu da şu, pek çok gazeteci böyle sürekli saklandığı için Taliban'dan, Taliban bu gazetecilerin ailelerine ulaşıyor, akrabalarına ulaşıyor ve onlara şiddet uyguluyor ve onlara işkence ediyor ki gazetecilerin adresini alabilmek için. Dolayısıyla durum hakikaten çok çok ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Pek çok gazetecinin endişesi aynı, öldürülmek istemiyorlar. Ve özellikle çok ciddi aldığımız bir diğer geri dönüş de şu, Taliban'ın bir liste yaptığı, yani öldüreceği gazetecilerin bir listesini yaptığı. İnfaz listesi yapmış yani. Evet, aynen öyle. Ev ev kapı kapı gezip bütün gazetecilerin isimlerini alıp böyle bir liste oluşturdu. Hatta aldığımız maillerin bazılarında şöyle diyor kadınlar. Yani bugün evimize geldiler, bizi tehdit ettiler, adımızı aldılar, listeye eklediler ve bizi öldüreceklerini söylediler ve biz sadece bekliyoruz, yani saklanmaya çalışıyoruz şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Yani bu infaz listesi de bizi ciddi anlamda endişelendiren bir diğer nokta. Havalimanına baktığımızda Kabil Havalimanı hakikaten çok dolu. Zaten birçok Evet. fotoğrafta, videoda gördük neler olduğunu. Ama orası da insanlar için hakikaten hiç güvenli değil. Çünkü son zamanlarda Taliban'ın orada Afganistan'dan gitmek isteyen insanları ateş açtığı noktasında dönüşler aldık. Dolayısıyla orada da canları tehlikede. Pek çoğunun zaten ailesi var. Gelen mesajları görseniz mesela pek çok gazeteci şey diyor. Küçük çocukları var, pek çoğunun annesi, eşi, ailesi. Yani beni bırakın ama ailemi kurtarın. Hani benim hayatım o kadar önemli değil ama yeter ki ailemi kurtarmak için bana yardım edin şeklinde çok ciddi dönüşler oluyor. Çaresizliğe bakar mısın gerçekten? Yani Kesinlikle öyle. anlamamız mümkün değil ya aslında, yani hani hayal bile edemiyorum. Yani düşünsene, evinde bile güvende değilsin. Evinde bile her an filmlerdeki gibi yani. Kesinlikle öyle ve bizi biraz daha endişelendiren şey de şu, özellikle Herat'ta ve Kandahar'daki kadınlardan haber alamıyoruz bir süredir. Yani kontakta olduğumuz kadınlar bize geri dönüş yapamıyorlar. Yani İletişim kesildi yani. kesinlikle. Umuyoruz ki güvendelerdir ama bu da çok bizi endişelendiren bir diğer nokta. Ve pek çok alandaki insandan aldığımız, duyduğumuz şey de şu. Bunu netleştirmedik. Yani bir onaylama söz konusu değil ama bir duyum sadece. Taliban'ın pek çok insanı evlerinden çıkarıp sokakta işkence ettiğine yönelik çok ciddi duyumlar aldık. Yani üst üste bu şekilde duyumlar aldık. Henüz onaylayamamakla birlikte bizi bu da endişelendiriyor. Çünkü şöyle de bir durum var. Taliban'ın ciddi bir PR çalışması var aslında. Baktığınızda Tolo TV, Tolo News'teki kadın gazetecilere verdik röportajlar, hani biz bu ülkeyi barış içinde yöneteceğiz mesajı vermeler. Ama diğer tarafta biz alanda hangi, yani 2500 gazeteciyle iletişimdeyiz ve hepsi öldürülmekten korkuyor, hepsi tehdit mesajı alıyor. Yani durumun bir de bu yönü var. Hakikaten gerçeklere bakacak olursak bir de böyle bir nokta var. Evet, yani son dönemde böyle sanki biz değiştik gibi mesajlar veriyor ve ne yazık ki en üzücü ve en acı olanı da Türkiye yönetiminde bu aynı şekilde karşılanıyor. Yani Türkiye yönetenler tarafından aynı şekilde karşılanıp yorumlanıyor. Peki şimdiye kadar kaç kişiyi bölgeden çıkarma şansınız oldu güvenli bir şekilde? Şöyle, ilk 2 gün özellikle en az 12 gazeteciyi çıkarma şansımız oldu. Süreç hala devam ediyor. Ama orada da şöyle bir nokta var. Özellikle Kanada 20 bin Afgan mülteci alacağını açıkladı ve biz hemen oradaki yetkililerle iletişimi kurduk. Net bir şekilde prosedürü istediğimizde bize çok açık ve çok net bir dönüş yapamadılar. Çünkü onlar da henüz süreci nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Dolayısıyla mesela ilk 2 gün en az 12 gazeteciyi çıkarmayı başardık. Ama süreç maalesef henüz hala hızlanmış değil. Çünkü dediğim gibi onlar da bir noktada neyi nasıl yapmaları gerektiğine karar verememiş durumdalar. Biz de süreci hızlandırma derdindeyiz. Dolayısıyla hala temaslar sürüyor ama zaten koalisyon olarak hani neler yaptığımızı uzun uzun anlatırken orada da bahsederim. Evet, bir de şunu merak ediyorum Damla. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz oradaki insanları güvenli bir şekilde oradan çıkarma noktasında? En temel yaşadığınız zorluk ne?
En temel yaşadığımız zorluk şu, prosedürler noktasında hükümetler ve konsolosluklar yardımcı olmuyorlar. Aslında biz bu noktada bir işbirliği çağrısında bulunmak istiyoruz. Çünkü pek çok gazetecinin bir kere vizesi yok. Ama vize almak zaten normalde bile uzun bir süreçken, bu tarz kriz durumlarında özellikle gazeteciler için vize işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu noktada hep işbirliği talep ediyoruz. Hep temaslarımız devam ediyor. Çünkü mesela pek çok gazetecide de şöyle bir durum var. Pasaportları evde, pek çok belgeleri evde, eve dönemiyorlar korkudan. Yani ya yolda ya Aa, evde. tabii yani gidip onu alacak yani, evet. Kesinlikle öyle de bir korku var. En çok bu prosedür noktasında zorlanıyoruz aslında. Yani ne kadar kötü yani, aslında bu bir kötülük yani, o noktada kolaylık sağlamaları lazım. Sonuçta olağanüstü bir durum var ortada. Pasaportsuz yani alsan ne olacak yani, canını kurtarmaya çalışıyor oradaki insanlar. Tabii Çok ilginç. Hakikaten ciddi bir kriz. Çoğunun kimliği var vesaire ama prosedür noktasında hakikaten zorluklar oluyor. Evet. Peki Damla, yani sizinle birlikte hangi sivil toplum kuruluşları var oradaki, işte kadınlara, çocuklara ya da oradan çıkmak isteyen insanlara yardımcı olan kimlerle işbirliği ve iletişim halindesiniz? Şu an özellikle sürekli olarak işbirliğinde bulunduğumuz ve kaynaklarımızı paylaştığımız çok temel bir iki uluslararası kuruluş var. Onun dışında tabii ki yerel kuruluşlar ve özellikle haber merkezleriyle de iletişim halindeyiz ama biraz daha orada güvenlik noktasında hepsini paylaşmak istemiyorum ama uluslararası kuruluşlar noktasında özellikle Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ ile temas halindeyiz. Birbirimizle kaynaklarımızı ve bilgilerimizi çok sık paylaşıyoruz. Bir diğer uluslararası kuruluş da Sınır Tanımayan Gazeteciler. Onlarla da çok ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Onlar da alandaki gazetecilere yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yine Uluslararası Kadınlar Medya Vakfı, IWMF'te çalışıyor. Onların da çok ciddi çalışmaları var. Bu tarz çok belli başlı hakikaten zaten normalde de önemli işler yürüten uluslararası kuruluşlar bu dönemde de hakikaten ayrıca bir bizim gibi ekip kurup biraz daha fazla ve yoğun çalışmaya başladılar. Alandaki insanlarla onlar da birebir kontak halindeler. Peki Damla, yapmak istediğin bir çağrı var mı? İletmek istediğin bir mesaj bu anlamda. Türkiye'deki iktidara yönelik olabilir, tüm dünyaya olabilir. Çünkü sanki böyle bir dram yaşanmıyormuş, normal bir ya da küçük çaplı bir süreç varmış gibi hareket ediyor yönetimler. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hem bizim ülkemizde hem de dünyada aynı şekilde. Biz özellikle en temel çağrımız şu, bunun hakikaten olağanüstü bir durum olduğu kabul edilmeli ve bütün bu gerçeklikler gözden kaçırılmamalı. Yani biz her gün insanların lütfen hayatımızı kurtarın çağrısını okuyoruz. Yani bunlar görmezden gelinemez ciddi gerçekler. Hatta gazeteciler öyle ki yani o kadar canıyla uğraşıyor ama bir yandan da o tehdit mesajlarını kimisi Taliban'ın Taliban tarafından şiddete uğramış, yaralanmış, kendi fotoğraflarını ekliyorlar. Hakikaten artık yani biz bu durumdayız, bizi görün diyorlar ve bunun bizi de görünmesini talep ediyoruz. En temel amacımız hakikaten artık sözde kınamak ya da sözde bir şeyler söylemek değil de harekete geçmek, aksiyon almak. En çok istediğimiz şey bu. Çünkü biz koalisyon olarak da gazetecileri oradan tahliye etmek için her şey, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başvuruları kabul ediyoruz, işte tavsiye mektubu olmuyor insanların, gazetecilerin, onlara yardımcı oluyoruz. Kimisinin İngilizcesi yeterli değil ama ciddi anlamda tehlikede. Onlarla iletişim kuruyoruz. Daha sonra özellikle işte Kanada, Pakistan ve Hindistan çok temel temasta bulunduğumuz 3 ülke. Ve bu ülkenin yetkililerinden artık biraz daha kesinlik ve kolaylık bekliyoruz. Tabii ki Afganistan'da yaşayan pek çok vatandaş Pakistan'da kendini güvende hissetmiyor ama buna rağmen Pakistan'da özellikle konsoloslukla temaslarımız devam ediyor ve bize gazetecilerin vize başvurularını hızlandıracaklarını söylediler. Onlarla işte çok acil hakikaten öncelik sırasına göre listelerimizi onlarla paylaşıyoruz ki gazeteciler oradan çıkabilsin.
Tabii burada gazetecilere de direkt olarak soruluyor. Yani kendini Pakistan'da güvende hissetmeyecekse elbette ki kimseyi zorla başka bir yere göndermeye çalışmıyoruz ama yani benim başka çarem yok, yeter ki beni kurtarın, Pakistan'a gitmek istiyorum diyen çok fazla insan var. Yani canları ciddi anlamda Yani tehlikede. bir nebze daha güvenli görüyor mesela orayı da. Tabii. Ya aslında orası da berbat durumda şu an ama bir nebze daha güvenli görüyor. Çok çok Tabii. üzücü gerçekten. Yani Taliban'ın elinde adresleri var, her gün tehdit Evet. mesajları alıyorken insanların hakikaten seçim şansı olmuyor yani. Sadece ölmek Doğru. istemiyorum diyorlar. Çok çok net bir mesaj aslında. Ölmek Yani istemiyorum. keza gördük işte uçağın tekerleklerine tutunan insanların çaresizliğe bakar mısınız yani ve dün sanırım dün evet dün İran şey Afganistanlı bir doktor katıldı yayınımıza ve o dedi ki kadınlar çatılardan atlamaya başladılar, intihar etmeye başladılar. Sırf hani Taliban zulmünden kurtulmak için o şekilde ölmeyi tercih ettiler diye. Yani dolayısıyla çok çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve ellerinize sağlık Damla. Siz gerçekten çok ciddi, önemli bir iş yapıyorsunuz insan hayatı açısından. Bir kez daha teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Yayınıma katıldığın için de çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey varsa onu da alabilirim. Ben teşekkür ederim. Hakikaten bunların konuşulması çok kıymetli. Çünkü dediğim gibi belli başlı gerçekler var. Orada yaşananlar var. Evet. Bunların bir kenara itilmesi hakikaten hiç hoş değil ve çok ciddi bir kriz, küresel bir kriz yaşanıyor. Umuyorum ki bunun üzerine gidilir ve artık biraz daha gerçekler konuşulmaya devam eder. Beni konuk aldığın için ben de teşekkür ederim. Her Çok sağ zaman, her zaman kendine çok iyi bak. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Görüşmek Hoşça üzere. kal.